Beyşehir civarındaki seyahatimize devam ediyoruz. Bu kez rotamız Beyşehir Gölü'nün yakın çevresi. Tabii bulduğumuz çeşme başlarında mola verip ihtiyaçlarımızı gidermeyi de ihmal etmiyoruz. Beyşehir'e 12 kilometre uzaklıkta Beyşehir İzcilik Tesisi'nde konaklamaya karar verdik. Kamplarda çoğunlukla yemeğimizi benzin ocaklarında, pratik aş kaplarımızda pişiriyoruz. Ama böyle güzel mutfaklar bulduğumuzda da fırsatı değerlendirmeden edemiyoruz. Beyşehir İzcilik Tesisi göle hakim bir manzaraya sahip. Sahildeki güzellikleri görmek üzere kıyılara iniyoruz. Beyşehir Gölü yurdumuzun üçüncü büyük gölü. Suyu tatlı olan bu göl, grup manzarasının en güzel izlendiği yerler arasında. Bu özelliğiyle dünya çapında üne sahip. Özellikle güneşin Anamas dağlarının ardında grup edişini izlemek için Beyşehir'e yerli ve yabancı birçok turist gelmektedir. Sahilde ve sazlıkların arasında yılan görürüz ümidiyle dolaştık durduk. Ancak aradığımız yılanı sazlıklarda bulamadık. Hey yılan ya, neredesiniz? Aslında gelin ya. Meğer bizim yılan kendinden büyük bir balığı yemekle meşgulmüş. Yeniden izcilik tesisine dönüp manzaraya karşı çaylarımızı yudumladık. Ben de izcilik tesisinin içindeyiz şu anda. Gerçi mevsimi değil, kamplar bitmiş ve bu bina izci cıvıltılarından yoksun kalmış. Yalnız o izcilerden bir kağıt parçası kalmış duvarda, ilan panosunda. Bu kağıt parçasında arkadaşlarına nasıl olması gerektiğini tavsiye eden küçük bir şiir hoşumuza gitti. Şimdi size onları nakletmek istiyorum. Ne ol ne olma, paranı ver, gönlünü ver, selam ver, canını ver ama sırrını verme. Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiçbir zaman boş verme. Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol ama bölücü olma. Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen ama kendini beğenme. Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama kin besleme. Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama ihanet etme. Hedefe koş, cihada koş, yardıma koş ama ortak koşma. Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama ağzını açma. Okumaktan zarar gelmez, oku ama lanet okuma. Rakibini geç, sınıfını geç ama gülüp geçme. Ev al, araba al, abdest al ama bedava alma. Zulmü devir, nefsi devir ama çam devirme. Yaklaş, konuş, tanış ama uşaklaşma. Doğrul, devril ama eğrilme. Seslen, uslan ama yaslanma. İtil, atıl ama satılma. İşte Selçuk Obası'nın Dilek Özpeynirci, Mevra Albayrak, Özden Deveci isimlerinden oluşan Selçuk Obası'nın arkadaşlarına okumaları için küçük bir hediyeleri.
duvarda kalmış, herhalde bize pek yabancı olmayan sözler bunlar. İzcilik tesisimizi bu felsefeyle yetişecek cıvıl cıvıl izcileri beklerken bırakıp buradan ayrılıyoruz. Asker arkadaşım Recep Karadal'ı aramak üzere Gencek beldesine gittik. Gencek çok güzel bir beldemiz. Dolaşırken bir de baktık yerde bir sürü küp duruyor. Nedenini sonra anladık. Meğer adamın biri bu küpleri kamyonla köy köy dolaşıp topluyor, sonra büyük şehirlerde antikacılara satıyormuş. Üç büyük küpe bir plastik leğen veriyormuş. Tabii büyük şehirlerde bu küplerin tanesini 3 veya 5 milyona alabiliyorsunuz. Köyde kış hazırlıkları da başlamıştı. Haber verir de şeyiz. Şurada, Tamam amca, dökün. Bu burada kaynar. Ben kaynar yani, devrilir. Buna kestirme denir. Buna işte kül filan dağıtırız. Yani bundan sonra buraya mı aktarıyorsun? Evet, oradan buraya aktarırız. Burada dörtte üçü kaybolur. Yani buhara gider dörtler, suyu gider. Bu da pekmez olmuş bitmiştir. Soğuması bekleniyor. Şu benim odada sigara içeceğim. Bunu dört beş saat. Amca dur ben sigara içeceğim. Ben bağa gideceğim. Ya. Kendi yaptıkları baltalarından hediye etmeyi de ihmal etmediler. Arkadaşımız Recep tüfeğiyle bize atış yaptırtmayı da ihmal etmedi. Anız yakmak her zaman olduğu gibi yasak. Ama bu yasağı dinlemeyenler var, onları kontrol edemeyenler de. Yanmıyor mu peki arada kalan? Yanmıyor. Yanar da ağaca gitmiyor. Gitmez. Sizin bahçe mi? Peki hiç yakmadan sürüşe çok mu zor oluyor? Zor oluyor. Kulluğuna bıkıyor. Hiçbir çaresi yok mu? Şimdi bunu yakınca ağaçlar yanıyor. Yakmazsan size zararı var. Ne oluyor? Ne olacak sonuçta? Buradan ağaçları çabıyoruz ha. Etrafı çeviriyoruz. Ama orada dibine kadar gelmiş. Sen burada başında olmasan belki yanıp gidecek ya.
Zaten biz başında yakıyoruz da çağırıyoruz. Olmadan zaten yakamazlar ki. Yakıp da koyup gidemiyoruz yani biz. Evet. Başında bir mecbur duracağız. Peki hadi kolay gelsin. Sağ ol. Her zaman olduğu gibi yine anız yakmak yasak. Ancak yakmazsak diyorlar ki pulluğun önünü tıkıyor ve sürmesi çok zor oluyor. Ama yakarlarsa biraz evvel gördüğümüz gibi ağaçların da yanması söz konusu. Kaldı ki bu civarda geçtiğimiz senelerde anız yakmadan dolayı bir orman yangını yaşandı. Sonuç ne olacak? Yine ilgililer bu konuda ilgisiz kalmayı tercih ediyorlar. Belki ileride yine bu arka tarafımızda gördüğümüz ormanlar da bu şekilde yanıp gidecekler. Artık hedefimiz Beyşehir'in simgesi olan Eşrefoğlu Camii'ydi. Yılan mı gördünüz? Sazlıklarda aradığımız yılanı caminin bahçesinde de bulduk. Çek bakalım başını. Ağzına buradan böyle seveceksin. Ha, orası. Ağzına gitmiyor. Gördün mü? Bak hiçbir şey yapmıyor. Sokmaz mı? Isır. Isırır belki. Yani çok canı yanarsa. Kedi bile ısırmıyor mu kuyruğunu çıkarsa? Bu da o zaman belki ısırır. Ben Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii'nin bahçesindeyiz. Süslemelerden de anlaşılacağı üzere Eşrefoğlu Camii bir Selçuklu eseri. Elimizdeki en eski eserlerden biri. Buradaki birkaç buluntudan İslam'ın kendinden evvelki kültürlerin eserlerini tahrip etmediği ve onları kullandığı ve bunları dışlamadığını görüyoruz. Belki büyük bir ihtimalle bu civarda büyük bir Roma tapınağı vardı. Aşağı yukarı aynı yere şimdi bir İslam eseri getirilmiş, konulmuş. Oysa diğer dinlerde bildiğimiz kadarıyla kendinden evvelki eserleri, kendinden evvelki dinlerin eserlerini tahrip ettiği ortadadır. Bizler evlerimizde otururken Avrupalı ta memleketlerinden kalkıp binlerce kilometre yol kat edip Eşrefoğlu Camii'ni gezmeye geliyorlar. Herhalde oralardan ta ününü duymuş olsalar gerek. Bizler evlerimizde oturmaya devam edelim, onlar gezmeye. Cami 1297-99 tarihleri arasında yapılmış. Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey yaptırmış. Beylikler zamanında düşman tarafından Eşref Bey'i öldürmüşler. Yerine geçen oğlu Seyfettin Süleyman Bey yaptırdığı için caminin adı da Eşrefoğlu Camisi olarak söylenmektedir. Cami 3 kapılı, 33 pencereli, 42 direkli, tek kubbeli ahşap bir cami. Her ne kadar bazı yerlerinden restore edilmiş ise de yaklaşık 800 yıllık eser. Burası ibadet etmek için cami, caminin sağ tarafında ilim tahsil etmek için medrese, caminin hemen kuzey kısmında arka tarafta vatandaş ihtiyacını karşılaması için çarşı bedesten, bedestenin hemen arka kısmında büyük kubbeli kısımda vatandaşın temizliğini gidermesi için hamam komple bir külliye halindedir. Kervansaray olarak kullanılır. Caminin orta yerindeki yüksek olan kısım müezzin mahfeli. Caminin sağ köşesindeki yüksek olan kısım sultan mahfeli. Sultanın özel toplantı yaptığı, ayrıca zikir yaptığı yer. Burası askeri sığınak olarak da kullanıldığı için bazı ordu mensuplarıyla, general ve paşalarla toplantı yaptığı yer. Caminin orta kısmında kereste yığılı olan etrafı çevrili kuyu, kar deposu. Eskiden üzeri açıkken kar oraya yağıyor.
yukarının karı da oraya kürünüyor. Kışın orada depo edilen kar yazın vatandaşa dağıtılıyor. Yani buzdolabının olmadığı dönemlerde bazı apantis ve beyin kanaması geçiren hastalara şifa mahiyetine buz temin ediliyor. Geri taraftaki alt ve üst yüksek olan kısımlar da bayanların Ramazan ayında teravih namazı kıldıkları yer. Caminin hemen bitişiğinde sivri taş türbenin altında Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey hanımı Sultan Hatun ve oğlu Mübarizüddin yatır. Dışarıda hemen caminin kenarında üstü açık kare şeklindeki kümbet ise camiden 248 sene sonra yapılmış Türk amirlerinden biri olduğu zikredilir mübarek bir zattır. Mihrap 6 metre yüksekliğinde 4,5 metre eninde Selçuklu zamanının en güzel çinilerle yapılmış Konya seramik dedikleri çiniden. Kenarında Ali İmran suresinden 3 tane ayet-i kerime var. Ve minber abonoz ağacından yapılmış çivi ve tutkal kullanılmamış yaklaşık orijinal şekli geçme olarak motiflerin hepsi birbirine geçme olarak yapılmıştır. Hemen bu ön tarafından göstereyim. Görerek anlatırsak daha şey olur. Hemen minberin kapının üzerindeki görünen bu geometrik sistemde küfi yazı. Orta yerde Allah, hemen alt kısmında Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, halifelerin isimleri. Minberin kenar kapının kenarında normal Kur'an yazısıyla ayet-el kürsi yazılı. Kapının hemen üzerindeki çerçevede ise kitabesi Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey'in camiyi yaptırdığına dair kitabe. Kapının hemen sağ kısmında Amele, Arapça olarak Amele, İsa. Bu minberi İsa adında bir usta yapmış, buraya da ismini açmış. Evet. Başka cami hakkında sormak istediğiniz bir şey var. Şey değil, sağ olasın. Eşrefoğlu Camii İmam Hatibi'nin tanıtımına ekleyecek bir tek şey kaldı. O da Eşrefoğlu Türbesi'nin pek çok tarihi eserimiz gibi bakıma muhtaç bir durumda olduğudur. Cami önünde çorap satan hanımlar, çorapların yerlilere 250, turistlere ise 500 bin lira olduğunu söylediler. Buna tepki gösterince de turist rehberlerinin çorapları turistlere ucuza satmayın dediklerini öğrendik. Şunu 200 bin lira sanıyor şunu. 20,000. 200,000. Velilerin üzerine düşen pek çok vazife var. Çocuklarının mutlaka eğitimine, öğretimine değil, eğitimine de en az öğretimi kadar önem vermeleri gerekiyor. Ve eğitim kurumları zamanımızda iyice azaldı. Dolayısıyla izlilik de bir eğitim kurumudur. Çocuğa yaparak ve yaşatarak öğretmeyi amaçlar. Kendi kültürümüzü öğretmeyi amaçlar. Kendi kültürümüze göre bazı yerlere gitmeyi amaçlar. Mesela biraz evvel yaptık, bir mağaraya girdik, sulu bir mağaraya girdik. O mağaradan çıktık, o sırılsıklam halimizde soyunduk, giyindik, geceyi geçirdik, geldik Beyşehir'e, Eşrefoğlu Camii'ni gezdik. Oradaki atalarımızın bizlere neler yadigar bıraktıklarını gördük. Şimdi yarın sabah yine başka bir mağaraya gidip inceleyeceğiz. Yani tek bir şey değil, hayat da öyle değil. Mutlaka maneviyat da var, o maneviyatın kazanıldığı yerler de var. Bir çocuk buraya gelip de bu kültürümüzü görmeden, televizyonda seyrederek çok az şey öğrenebilir. Ama bir Türk çocuğu Eşrefoğlu Camii'ne gelip de 800 yıldır neler yapmış benim atalarım diye görseydi, bugün bu dal parçası 5 yıl sonra çürürken orada bir sürü ağaç, sütun sapasağlam durduğunu görseydi, atalarına olan özentisi daha fazla artabilirdi. Ama maalesef işte çocuklarımızı ancak televizyondan gösteriyoruz. Ve bizimle beraber o mağaraya gelebilseydi, bizimle beraber yüzebilseydi, oradaki kocaman alabalıkları görebilseydi, Allah'ın yer altında yarattığı o muhteşem pamuk kale tipi travertenleri görseydi, altın yıldız gibi parlayan, o zaman he diyecekti, bunları bir yaratan var diyecekti. Şimdiki çocuklarımıza bakıyorsunuz, babam namaz kılıyor, annem namaz kılıyor, aha babam diyor ki Allah var, annem diyor ki Allah var. Bu babam diyor ki'den öteye geçemez ki, taklittir bizim yaptığımız gibi. Yani, hakiki iman sahibi İnşallah olalım. Bizim yaptığımız gibi taklit onlarınki de.
onların hakikate varması için, tahkike varması için, dolayısıyla oraya gelip, aa bunu insan yapamaz, bunu yaratan mutlaka bir şey olması lazım demesi gerekiyor. Ha, o zaman der ki Allah var. Babam diyor ki Allah vardan, rivayetten çıkar, o zaman Allah vara kendi gelir ve hakikate gelir. İşte bizim bütün amacımız bu, insanlara ve çocuklara bilhassa tabiatı sevdirmek, onun yaratıcısına götürmesini insanları sağlamak, aynı zamanda kültürlerimizi de incelemek. Bu çok geniş kapsamlı bir eğitim sistemi, izcilik dediğimiz bu küçücük 4-5 kelime, 4-5 harf. Diyelim ki insanlarımız birazcık daha duyarlı olsunlar bu konulara. Bu eserlerimiz yıkılmadan, yanmadan, bu Avrupalı turistler Avrupa'dan gelip görüyorlar. Kendileri de gelip bir şeyler görsünler, gözleriyle görsünler, elleriyle dokunsunlar. Ve oğlum işte bir zamanlar kuş vardı, kızım bir zamanlar balık vardı, dereler vardı dememek için onlar bitmeden evvel gelip de çocuklarına buralarını göstersinler. Arkadaşımız Mustafa'yı uğurlayıp yolumuza devam ettik. Artık rotamızı Hacı Akif Adası'na doğru çevirdik. Hacı Akif Adası'na varmadan evvel Yeşildağ beldesinde bize mihmandarlık yapacak arkadaşlarımızı bulduk. Adaya geçeceğimiz sahile yaklaşmaya başladık. Sahilde pişirilmek üzere hazırlanmış bir sazan balığı da vardı. Ne balığı? Sazan balığı bu. Sazan. Hepimize bak tuttuk. Ağda çıkardık. Kaç kilo civarında? 3,5-4 kilo civarında falan. Vallahi var bu. Şimdi yarısına kaça koydum. Geceyi adada geçirmek üzere hazırlandık ve sandala bindik. Deniz seviyesinden 1121 metre yükseklikte bir göl, gölde bir ada, adada iki dağ ve dağ içinde bir mağara. Bu güzellikleri sizlere görüntülemek için Hacı Akif Adası'na gidiyoruz. Beyşehir Gölü'nün güneybatısında yer alan Hacı Akif Adası, gölün en büyük ve en güzel adası. Adanın ilk sahibi olan Hacı Akif Bey'in adı ile anılıyor. Daha sonra ekibimize adada mihmandarlık edenler tarafından satın alınmış. Yıllarca bu aile tarafından korunan ada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahkeme kararı ile alınarak Milli Park yapılmış. Mahkeme adadaki tarlaları aileye, ormanı ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne bırakmış. Adaya tayin edilen orman bekçisi daha sonra görevden alınınca buralar sahipsiz, korumasız kalmış. Civar köylülerin kaçak kesimleri yüzünden burası da gölün diğer adaları gibi ormansız kalma tehlikesiyle yüz yüze.
şu anda Hacı Akif Adası'nda eski bir Selçuklu yerleşiminde dolaşıyoruz. Evlerden pek bir iz kalmamış, ufak tefek parçaları hariç, ama biz aramaya devam ediyoruz. Selçuklu yerleşmesindeki camiden ancak temel taşlarından eser kalmış. Ancak defineciler bu taşlardan başka eserler de aramış olacaklar ki caminin sağını solunu bilhassa giriş kapısının altını kazarak define aramışlar. Caminin içindeki bu taş belki mihrabın kenarında duruyordu ama şurası kesin ki bu adaya dışarıdan gelmiş bir taş. İşte bilinçsiz avcıların bir vahşeti daha. Çoğu zaman olduğu gibi avlarını vurmuşlar ama bulamamışlar. Beyşehir Gölü'nün batısında yer alan Anamas Dağları, göl civarındaki en yüksek dağ silsilesi. Zirvesinde Krater Gölü de bulunan bu dağların bir de hikayesi var. Dağ civarında yakalanan bir hırsız, asılmak üzereyken son isteğini sorarlar. Anamı asın der. Herkes bu isteğe şaşırır. Neden diye sorduklarında hırsız, ben küçükken de ufak tefek şeyler çalardım. Yumurta, tavuk falan. Her seferinde annem beni güler yüzle karşılardı. Bunları nereden bulduğumu sormazdı. O zaman bunları nereden bulduğumu sorup beni cezalandırsaydı ben de bu büyük hırsızlıkları yapmazdım. Benim bu hale gelmemin sebebi anamdır. Önce anamı asın der. Böylece dağların adı Anamas olur. Belki gerçek, belki uydurma. Ama özellikle annelerin çocuk eğitimindeki önemli vazifelerini ne kadar güzel vurgulayan bir hikaye. Gece göl dibinde yatan büyük sazan balıklarını görüntülemek için sandalla dolaştık. Ama bir iki küçük balık dışında bir şey göremedik. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandık ve balıkçılarla ağ toplamaya çıktık. Büyük balık küçük balığı yutarmış. Biraz insaf, biraz da kurallar burada geçerli. Küçük balıkları göle iade ediyorlar. Rehberimiz Recep, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bu deneyle bir kez daha ispat etti. Hakikaten bu sazan sigara içtikten sonra çok yaşamadı. Ne tuhaf dünya, birilerinin doyması için birilerinin ölmesi gerekiyor.
kampa geri döndükten sonra Hacı Akif mağarasını incelemek üzere yola koyulduk. Mağaranın ağzında bazı çanak çömlek parçaları da bulduk. Mağara içine yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 180 santim çapında bir tünelden giriliyor. Zaman zaman yüksekliği 10 metreye ulaşan mağaranın genişliği 4 ila 20 metre arasında değişiyor. Mağaranın içinde yer yerde küçük gölcükler var. Ürken yarasaları yatıştırmak için mağaranın içinde hareketsiz kalıp beklediğimiz de oluyor. Kayaların arasında kalmış güzel bir çanak çömlek parçasına ulaşamadığımız için inceleyemedik. Mağara, konum ve çanak çömlek parçalarının bulunması itibariyle eskiden beri bir yerleşim yeri olabilecek nitelikte. Bugüne kadar bu mağaralarda arkeolojik incelemeler yapılmamış. Burada bir inceleme yapılmasına yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgileri ve çanak çömlek parçalarını İstanbul Üniversitesi arşivine teslim ettik. Mağaranın üstünde bulunan dağın zirvesine doğru yola çıktık. Manzarayı doya doya seyrettik. Buralar güney sahillerimizi aratmayacak güzellikte. Kampımızı topladıktan sonra yeniden sandala binerek dönüşe başladık. Tabii ki bu güzel sularda yüzmeyi de ihmal etmedik. Evet sevgili izleyiciler, biraz evvel gördüğümüz güzel sahillerdeyiz şu anda. Belki güney sahillerimiz kadar güzel ama bir farkı var. Burası 1154 metre yükseklikte Beyşehir Gölü ve buranın suyu biraz farklı. Farkı da işte şu. Susayınca böyle içebiliyorsunuz. Dünyada iki tane gölde bir cins balık yaşarmış. Bu iki gölde yaşayan balıklar dünyanın farklı farklı ülkelerinde. Biri Kanada'da bir göl, biri Türkiye'de Beyşehir Gölü. Buranın tabiriyle Göce denilen bu balık şu anda Beyşehir'de bulunmuyor. Sebebi de levrek balığı nakleden bir tanker bozuluyor. Ve balıklar ölmesin diye tankerin şoförü de balıkları Beyşehir Gölü'ne döküyor. Levrekler, buranın tabiriyle dişli balıklar, çoğalıyorlar ve o Göce denen balığı tüketiyorlar. Şu anda burada bulmak mümkün değil. Yalnız Kanada'nın o meşhur gölünde bulmamız mümkün. Bu dişli balık, levrek, o bahsettiğimiz Göce balığını tüketmiş ve şu anda bir tek Kanada'da, maalesef artık yalnızca Kanada'da yaşıyor.
çok beygir gücündeki arazi araçlarını kullanabildiğimiz gibi tek beygir gücünde olanları da kullanabiliriz. Adaya gitmek için Beyşehir'den Yeşildağ istikametine giden yol izlenir. Yeşildağ'dan ayrılan toprak yol sizi adanın en yakın sahiline çıkarır. Buradan balıkçı motorlarıyla adaya geçmek 10 dakika kadar kısa bir zaman alır. Ayrıca Beyşehir yakınlarında balıkçı motorlarıyla direkt olarak adaya ulaşmak da mümkün. Yalnız bu takdirde uzun bir süre sandal yolculuğu yapmanız gerekli. Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynaklardan birindeyiz. Beyşehir Gölü'ne atan bir dereyi takip ederek buraya vardık ve sonuçta şimdi göreceğiniz kaynağa ulaştık. Büyük bir göze burası, yerden kaynayarak Beyşehir Gölü'nü besliyor. Beyşehir'in Yeşildağ beldesinde ve Hacı Akif Adası'nda bizlere rehberlik eden Dursun'a ve ağabey Zeki'ye çok teşekkür ederek ayrılıyoruz. Liderlerinden. 8 yıldır İzci, 3 yıldır İzci liderliği yapıyor. Selçuk Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. 9 gün boyunca beraberdik. Kampın yorucu temposuna iyi ayak uydurdu. Ancak ayrılırken pek üzüldüğü söylenemez. Yeni kamplarda karşılaşmak üzere. Hoşça kal Onur. Mustafa Başak, İstanbul İzci liderlerinden. Gelenbevi İzci grubundandır. İç mimar olan Mustafa telefon ettiğimizde neden bile demeden atlayıp geldi. Korktuğu tek şey kıymetli pantolonunu mağarada kirletmekti. Pantolonunu kuruturken kirlenmediğini görmek onu çok mutlu etti. Teşekkürler Mustafa. Kameramanımız Hamdi Çelikbaş, Yurt Haber Seydişehir temsilcisi. Çocukluğunda yavru kurtluk yapmış. Gençliği, heyecanı, ataklığı ile hızımıza ayak uydurabildi. Teşekkürler Hamdi. Erhan Akdoğan, İstanbul İzci liderlerinden. Fatih İzci grubunda oymak başı, 8 yıldır İzci, 3 yıldır İzci lideri. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi. Kampımızın teknik sorumlusu. Başarılarının devamını diliyoruz Erhan. Hasan Subaşı, Fatih İzci Grubu Grup Başı, İzcilik Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu.